Efendim yine bir konuğumuz var. Yangın risk uzmanı Cemal Kozacı ile görüşeceğiz. Duyabiliyor musunuz efendim beni? Duyuyorum efendim. Takip edebildiniz mi? Çorum'da bir binada doğal gazdan kaynaklandığı düşünülüyor. Sizin ilk görüşteki tespitleriniz nelerdir? Söyleyeyim hanımefendi. Şimdi ilk önce hem yangın konusunda hem de yangın risk konusunda çalışan bir kişi olarak şunu söylemek isterim. Doğal gaz aslında kuruluş itibariyle birçok standart ve testlerden geçerek binalara kadar gelir. Yani hem şehir şebekesindeki döşenmesi hem de bina içi tesisatlarının yapılması sırasında gaz şirketleri bu konuda denetimler yapar, testler yapar ve ondan sonra gazı açar. Bunu size İstanbul Gaz Dağıtım Şirketi'nde geçmişte çalışmış bir kişi olarak söylüyorum. Hı hı. Demek ki doğal gazın böyle bir patlamaya neden olmasının faktörlerini halkımıza sunmak lazım. Birincisi şu, eğer yine doğal gazla ilgili standarda uygun pişirme ve ısıtma cihazı kullanıyor isek, bu cihazlar gazın herhangi bir şekilde alevin sönüp gazın yayılması durumunda gazı da keserler. Kendilerinde o düzenekler vardır. Demek ki birinci konumuz doğal gaz yakan ısıtma ve pişirme cihazlarının standartlara uygun alınması ve kullanılması. İkincisi, evlerimizdeki doğal gaz sistemlerinde ehil olmayan kimseler tarafından bir takım ekler yapılması. Yani ocağın yerinin değiştirilmesi, uygun olmayan hortum kullanılması gibi işleri eğer yetkili servisler dışında kimselere yaptırırsak bu da bir tehlike kaynağıdır. Ve üçüncü konuda bütün bu işlerin edilmeden bu gazı kullanmak durumundaki sonuçları görüyoruz. Ben bu konuda da geçmişteki yaşanan kazalardan sonra da bunları duyurmuştum. Demek ki doğal gaz cihazlarımıza standartlara uygun olacağız. Bunların senelik periyodik bakımları vardır. Yetkili servisleri yaptıracağız ve doğal gaz tesisatlarına ehil olmayan yetkisiz kimseler tarafından el sürülmesini engelleyeceğiz. Bunlar yapılmaz ise sonuç bu şekilde çok ciddi kazalardır. Evet. Efendim yani aslında hem cihazlar burada etkili olabiliyor hem de tesisatta yaşanan o değişiklikler, uygun olmayan yapılan değişiklikler etkili olabiliyor. Siz daha çok herhalde bu ikisine rastlıyorsunuz, öyle değil mi? Burada da muhtemelen öyle bir şey mi söz konusudur? Tamamen. Çünkü gaz bir kere artık bir evde, konutta veya fabrikada kullanılmaya açılmış, kullanılıyorsa güvenli bir şekilde tesisat yapılmış demektir. Sormak lazım yani bu kullanılan gazın kullanıldığı yer. Efendim çok özür dilerim. Evet. Müsaadenizle bir araya girmek istiyorum. Çorum Tabii. valisi şu an hattımızda. Tabii. Ali Bey, kendisinden hemen son bilgiyi alalım. Artık o detayları bildik. Efendim mutlaka ilgili bilimlerimiz yapacaktır ama patlama. Sayın valim, beni duyabiliyor musunuz? Alo. Merhaba sayın valim. Merhabalar. Son durumu sizden alabilir miyiz? 6 katlı bir binada patlama olduğu bilgisiyle yayınımızdayız. Sizi dinliyoruz. Buyurunuz. Evet, şehrimizin merkezinde yer alan Osmancık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında bir patlama oldu. İtfaiye bilgilerine göre, itfaiyenin verdiği bilgilere göre bu patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği olduğu söylendi. Patlama neticesinde binada ağır hasar meydana geldiği gelmiş durumda. Hatta caddenin öbür tarafındaki binaların bir kısmının da camlarının kırıldığını görmekteyiz. Bu patlamanın sonucunda bir hemşehrimizin, bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 16 yaralımız olduğunu tespit ettik. Bu yaralılardan ikisinin, üçünün durumunun ağır olduğunu bilgi edindik. Başkaca teknik ayrıntılarla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Efendim bölge anladığım kadarıyla yoğun da bir konut nüfusunun olduğu yoğun bir bölge. Yaralılar yoldan geçenler miydi yoksa yanda bulunan dairelerden etkilenenler miydi? Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı?
O konuda da net bilgiye sahip değiliz. Çünkü bir kısmı şehrin farklı hastanelerine götürüldüler. O çalışmaları yaptıktan sonra ancak bu sorulara cevap verebiliriz. Efendim 16 yaralının da 2 ya da 3 tanesinin ağır olduğunu söylediniz. Doğru mu anlıyorum? Doğrudur. Ve bir de ölü var son dakika bilgisi olarak. Bunları paylaşıyoruz sizden. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Tekrar geçmiş olsun Çorum için.